Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoda biliyorsunuz bir 3 SF antrenörü paylaşmıştım. Bu da onun kankası tripan arkadaşlar. Bu da yarından itibaren bizlerle beraber olacak. Bu da 2 SF 1 GF olabiliyor veya 2 GF 1 SF artık nasıl oynatırsanız. Yani 3 santraforla oynayabildiğiniz bir taktik. Hemen şöyle bir kısaca değerlendirmesini yapalım gençler. Şimdi diğer kontra atakta bu top çevrimi arkadaşlar. Kısa pas, orta esnek ve destek aralığı hücumu hücumu anlatıyorum. E, oyuncular birbirine çok yakın. E, yani top çevirme oyununa ve kısa pas oyununa e, uygun. Arkadaşlar yani destek bir de Yani bu şu demek. Oyuncular şöyle neredeyse ağızlarının içinde şöyle. Yani şöyle falan oyuncular bakın. Şöyle birbirlerine böyle artık yapışmışlar <laughs> arkadaşlar. Pozisyon alması esnek avantaj olabilir. E, herkes değişerek oynuyor. T tıpkı bir Barcelona tiki takası gibi olabilir arkadaşlar. E, sadece burada şimdi defansif tarzı önde baskı. Önleme bölgesi de geniş arkadaşlar yani e, sürekli bir Kanada oyuncuları yönlendirme durumu var. E, defans yaparken bu biraz handikap e, ben tercih etmiyorum arkadaşlar. Ortadan atak yapanlar olursa eğer size karşı sıkıntı yaşayabilirsiniz ki defans çizgisi 8. kademede. Yani neredeyse orta sahaya yakın bir şekilde defans çizgisi var bu arkadaşın. Yoğunluk hücumda arkadaşlar. 6. kademede ama defansa 7. kademede bir kademe yükseliyor. Defans ile beraber daha uyumlu duruyor. Burada 8 burada 7. şimdi buraya baktığımız zaman burada hücum bölgesi geniş defansta. Burada orta. ama şeyleri aynı sadece yani aynı sarı destek aralığı vesaire pozisyon alması aynı o çok fazla kafanızı karıştırmasın ben ikisini de kullanabileceğini düşünüyorum çünkü geniş olursa arkadaşlar e, 2 GF 1 SFR de oynanabilir. E, GF'leri biraz sağa sola açarsınız. Çünkü geniş olacak. Yani kanatlara doğru GF'leriniz hareketlenebilir. Daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ama hücum oynarken de e, GF'yi ortaya çekersiniz. 2 tane SF yaparsınız. Şunu da şöyle ileri atarsınız. O senin önüne de GF'yi de koyabilirsiniz. Böyle de bir alternatif olabilir hücumda. Burada dediğim gibi şu biraz can sıkıcı. Yani hadi hücumda gene biraz yedirirsiniz arkadaşlar. Hücumda çok sıkıntı yaşamazsınız zannetmiyorum ama e, keşke orta olsaymış. Çok da daha iyi olurmuş en azından GF, SF üçünü de şöyle yan yana bile dizebilirdiniz yani. E, denemek lazım ama hani denemeden e, sonuçta kağıt üzerinde konuşuyoruz bunu. Oyundaki reaksiyonu farklı olabilir arkadaşlar. E, bu da Taylandlıymış. Diyorum ya, ya bunlar hep Songrasi'nin amcaları bunlar. Öteki bir amcasıydı bu ikinci amcası. Songrasi'nin Amcalar arkadaşlar. Bize herhalde böyle böyle Taylandlı menajer kullandıracak bu konami uyanıklar Çünkü 3SF'ye herkes almak istiyor. Getiriyorlar Tayland. Hem kendi reklamlarını falan da yapıyorlar. Kendi bölgesinde mi? Nedir artık işte anlayın siz gençler. <laughs> Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar defansif çizgisi önde olduğu için benim düşüncem şöyle şuradaki bir tane önün en az bir tanesinin DOS olması lazım. En az bir tanesinin DOS olması lazım. Olabiliyorsa iki tane DOS olabilir. Bak olabiliyorsa yani iki tane DOS olabilir. Ama bir tane DOS koyup bir tane tam orta saha. Buradaki ön libero. Bak buradaki ön libero DOS. Buradaki GO tam orta saha. Buradaki de 10 numara olabilir arkadaşlar. OS bölgesindeki 10 numara bir Atağa da katılabilir. Yani ileride, ileride 4 tane Adamla çoğalabilirsiniz bu taktikte. Gençler buraya 10 numara koyarsanız sol bek ve sağ bekin kesinlikle defansif olması gerekiyor. Gençler, diğerinde ofansif demiştim ama bunda kesinlikle defansif olması gerekiyor bence. Çünkü defans çizgisi milletin ağzının içinde. Yani zaten çok öndesin sen. E, önde basacaksın. E, sen bir de ofansif bek yaparsan, o kanattan gelen adam kanada doğru bileği bir üçgen atar. Arka taraf bomboş. Yayla e, yaylada piknik yaparlar. Arka tarafta yaylı olur orası. Orada piknik falan yaparlar. <laughs> o yüzden arkadaşlar ben benim tavsiyem tabii bu canım. Yani siz ofansif bek oynuyorsanız ben şimdi sana defansif bek yap demem. Sen alışmışsındır ona. ya e herkesin oyun tarzı farklı yani sonuçta. Hani ama benim tavsiyemdir bu. E, bence defansif bek oynamanızda yarar var bu taktikte gençler. Ve bir tane de dos olmalı. Ön libero. Ol. En az. E, çünkü dediğim gibi yani defansif çok ileride yani bu Handikap yaratabilir. Ee, diğer taktik sanki biraz daha oynanabilirliği yüksek arkadaşlar çünkü hem kontratak olması hem ortadan atak olması vesaire çizgileri biraz daha dengeli onun ee, diğer 3 CF tak taktiğin. Bunun da e, denemek lazım. Ama buradaki ilk görüşüm sanki defansın kullanabilirliği olabilir gibi geliyor bana. Defans sanki daha iyi gibi duruyor daha dengeli duruyor en azından yani. Keşke şunlar orta olsaymış. Mükemmel olurmuş ya. Şunlar orta olsaymış mükemmel olurmuş. Ha bak geniş değil de orta olsaymış. Hakikaten mükemmel olurmuş. Yani gene de e, çok önemli değil. Defans önde olur. Yoğunlukta güzel. Yani oyuncular yine birbirlerine çok fazla açık değiller. Kapalılar. E, yakınlar birbirlerine. Defansta. Bakacağız gençler. E, bu da diğer 3SF teknik direktörümüz. Hemen onu da e, size şöyle bir ayaküstü bir ayak üstü ayakta değilim tabii oturuyorum yani. <laughs> bir değerlendireyim dedim gençler. Durum bu. Bakalım yarın güncellemeden sonra platformlara gelecek. Konsol ve PC platformlarına gelecek arkadaşlar. Mobile gelmeyecek sanırım. Yarın hemen ilk gün gelmez. Çünkü biliyorsunuz yani bazılarına geliyor bazılarına gelmiyor. bazen iki gün sonra görünüyor listede falan. Dediğim gibi listeyi böyle ara ara oyuna girdiğiniz zaman bir kontrol edin çıkın. Bir tekrar bir daha oyuna girdiğiniz zaman bir daha kontrol edin çıkın. Böyle dönem dönem kontrol edin illa ki e, bu iki teknik direktörü de yakalarsınız diye düşünüyorum gençler. Durum bu. Abone ol, like atın, bir gençler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.